Uzun müddət Rusiya arxivlərində araşdırma aparan və qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı həqiqətləri üzə çıxaran Məhməd Pərincək ermənilərin soyqırımla bağlı iddialarının əsassız olduğunu bildirir. Tarixçi alim deyir ki, belə bir soyqırımın olmadığını görmək üçün Rusiyanın dövlət və hərbi arxivlərindəki sənədlərə baxmaq kifayətdir. Pərincək Rusiya arxivlərində apardığı araşdırma zamanı əldə etdiyi məlumatları Real TV ilə bölüşdü. Ya ben yaklaşık 20 seneye aşkın sürede Rus devlet arşivlerinde Ermeni meselesi üzerine çalışmalar yapıyorum. Tabii bu arşivlerdeki binlerce belgeyi inceledim, kitaplar yazdım, yayınlar yaptım. Rus arşivlerine baktığımız zaman 3 tane temel sonuçla karşılaşıyoruz. Bunlardan birincisi 1915 olaylarının bir ve sonrasındaki gelişmelerin bir soykırım olarak nitelendirilemeyeceği, bunun karşılıklı bir kırım olduğudur. İkinci sonuç ise bu karşılıklı kırımın Batılı emperyalist devletler tarafından ve Çarlık Rusyası tarafından Osmanlı topraklarını işgal etmek amacıyla kışkırtıldığı, bu temelde Ermeni çetelerinin ve Ermeni isyanlarının örgütlendiğidir. Üçüncü ve en temel sonuç ise kendi ülkesinin paylaşılmasına karşı Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul hükümetinin Kurtuluş Savaşı, İstiklal Savaşı yıllarında da Ankara hükümetinin bir vatan savunması gerçekleştirdiği, hukuki tabirle söyleyecek olursak da bir meşru müdafaa eylemi içerisinde bulunduğudur. Dolayısıyla Rus arşiv belgeleri, yani Türkiye'nin hatta o dönemde düşmanı olan bir ülkenin belgeleri dahi burada bir soykırım yalanını çürütmektedir. Bununla birlikte Rus arşivlerinde Ermeni belgelerine ulaşmak da mümkündür. Bugün Ermeni arşivlerine ne yazık ki Türk araştırmacıların girmesi pek mümkün olamamaktadır. Ama Rus arşivleri üzerinden Ermeni belgelerine ulaştığımızda da doğrudan taşnakların kendi belgeleri, Sovyet Ermenistan dönemindeki belgeler, bütün bunlar da yine soykırım yalanını çürütmektedirler. Birinci Dünya Savaşı sırasında geniş Ermeni kitlelerinin düşman ordularıyla işbirliği yaptığını ortaya koymaktadırlar. Hatta ve hatta Çarlık generallerinin, Çarlık yetkililerinin Müslüman nüfusa yönelik yapılan katliamlardan da Birinci Dünya Savaşı sırasında dehşete kapıldıkları, Ermeni çetelerinin Müslüman nüfusu kılıçtan geçirdiklerini rapor ettikleri, hatta bunlarla ilgili mahkemeler kurup Ermeni çetelerinin yetkililerini yargıladıklarını da yine bu belgelerde görüyoruz. Tarixçi alim deyir ki, məhz bu səbəbdən də erməni tarixçiləri Türkiyənin birgə araşdırma təklifinə cavab vermir. Çünki nəticə qondarma erməni soyqırımını Türkiyəyə qarşı istifadə edənləri məyus eləyəcək. Qeyd edim ki, Türkiyə prezidenti də etdiyi çıxışlarda dəfələrlə tarixçiləri bu istiqamətdə bərabər çalışmağa dəvət eləyib. Bak, buradan yenə aykırıyorum. Söylüyorum. Ekranları başında izleyenler, tüm dünya şunu bilmeli. Biz arşivleri sonuna kadar açtık. Ey Ermeniler, varsa arşiviniz siz de açın. Tüm dünya, üçüncü ülkeler, varsa arşivlerinizi açın. Getirin, bütün arşiv incelemelerinde yetkili olanları çalıştıralım. Çalışsınlar, ortaya çıkan tablolardan sonra siyasiler olarak biz konuşalım. Siyasetçinin işi arşivler noktasında bunları incelemek değildir. Anlamazlar da bu işten. Amacı hakikati bulmak olan herkese arşivlerimizin kapıları sonuna kadar açıktır. Recep Tayyip Erdoğan bir neçə gün öncə Prezident yanında Məşvərət Şurasının toplantısında da Türkiyənin qondarma erməni soyqırımı yalanına və siyasi hesablaşmalarda bu iftiranın müdafiəçiləri qarşısında həqiqətləri müdafiə etməkdə davam edəcəyini bildirib.